Kıbrıs TV ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Nerede kalmıştık programında? Haftanın ortasında sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün maalesef pek de iç açıcı konulara değinmeyeceğiz. Trafik diyoruz, kazalar diyoruz ve trafik kazalarını önlemek için yapılması gerekenlere defalarca hem programlarımızda hem gazetemizde hem radyo yayınlarımızda üstüne basa basa vurguluyoruz. Gündemden düşmemesini sağlamak için ancak bakıyoruz ki yine bir ölümlü kaza, yine bir kaza, yine bir can ya yaralanıyor, yaralanırsa aman şükür ucuz atlattı diyoruz. Ama hayatını kaybederse de o acı hepimizin acısı oluyor ama en çok da ateş düştüğü yeri yakıyor. Peki rakamlar ne diyor? Geçmiş yıllara oranla trafik kazalarında, özellikle ölümlü trafik kazalarında hangi noktadayız? Alınması gereken önlemler noktasında üzerine sorumluluk düşenler yeteri kadar bu sorumlulukları yerine getirebiliyor mu? Ve bunun gibi konuşacağımız trafiğe dair her şeyi bugün konuğumla paylaşacağım. Efendim konuğumu tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Zeki Avcı, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı. Hem bir akademisyen hem de bu trafik kazaları konusunda sizler de artık onu çok iyi tanıyorsunuz. Bu olaya baş koymuş bir isim. Dolayısıyla konuşacak, söyleyecek çok şeyimiz var ama ilk önce bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sayın Avcı. Hoş bulduk. Gerçekten bu işe baş koymak denir ya, baş koydunuz, yıllardır bunun mücadelesini veriyorsunuz ama maalesef şimdi yayın öncesinde de sohbetini yaptık. Yani yine bir ölümlü trafik kazası bugünkü gazetelerde de yerini aldı. Polis basın subaylığından basına verilen bilgilere baktığımızda suçlarla ilgili bilgilerin yanı sıra o kadar çok kaza haberi geliyor ki, o kadar çok kaza servis ediliyor ki maalesef şunu da görüyoruz. Bu kadar konuşuyoruz, bu kadar çabalıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama kazaların, özellikle ölümlü kazaların önüne geçemiyoruz. Onun için nerede kalmıştık diye sormak istiyorum, tam programın adına da müsemma olsun. Nerede kaldık ve neden ilerleyemiyoruz acaba? Üzülerek söyleyeyim, yani bu ülkenin yaşayanı olarak üzülerek söyleyeyim ki trafik kazaları sanki de kendi başına olan, hiçbir bağlantı veya bağlantısı olmayan apayrı bir şey. Yani bu ülkede yağmur yağsa herkes ilgilenir. Bir yolu su bassa, biliyorsunuz gazeteler başlık atar, sorumlusu kim, belediye mi, karayolları mı, evler mi, dere yatakları mı gibi bir sürü yazılar çıkar. Trafik kazasında bir sessizlik, trafikte ölümlerde bir sessizlik, bir tepki yok. Yani bu toplumda da bir tepki yok artık. Ben tabii tıp doktoru olduğum için ben hepsine insan diye bakıyorum, değer diye bakıyorum. Bir bakıyorsunuz isim tanıdık değil mi? Mühim değil. İsim yabancı mı? Sormam gerekmez kimin nesidir gibi olaylar da maalesef toplumda artmaya başladı. Bu başka bir olay. Yetkili ve sorumluluğu, yani bu kazalardan sorumlular var mutlaka. Yani sorumluluğu olanlar var. Düzeltmesi gerekenler var. Olmaması için uğraşması gereken, onlar da artık bu grubun içine girdi. Yani vatan, ya burada yaşayanların grubun içinde onlar da. Onlar da burada yaşadı. Trafik kazası mı oldu? Sürücü suçlu. Suçu ne? Süratli gitti. Neden süratli gitti? Sürücü suçlu, alkol aldı. Neden alkol alma cesareti buldu? Bütün bunlara bak. Arabayı gitti, yan duvara çarptı, takla attı araba. Nerede? Lefkoşa'nın göbeğinde. Hastanenin önünde geçen gece saat 1'de. Ben geçiyordum oradan. Baktım bir araba teker üzerinde duruyor. Hastane önü. Gece saat 1. Nasıl ters döner? Üstelik orada bir hız limiti var hastane önü olduğu için. 50 limittir şeyin limit. İçinde. Bu evet. Bir örnek. Yine işte Lefkoşa girmiyor. İki şerit yol. Araba ters dönme lüksünden sahip oluyor. Yine Lefkoşa içerisinde başka yerlerde de ters dönen arabalar. Bunların bir defa demek ki sürmeyi bilmiyor. Önce bundan anlaşalım. Veya sürmeyi doğru dürüst yapmıyor. Yani biz sürmeyi bilebilir ama doğru dürüst kurallara uymuyor demektir. Benim bahsettiğim basit kural değil. Yani ne bileyim işte basit suçlar var ama hayır, bu araba şehir içi gibi bir yerde ters döndüyse ondan ehliyet almak lazım. Demek ki bu işi öğrenmedi daha. Ehliyet ne demektir? Bizim ülkede ehliyet demek arabaya oturuyorsun, hareket ettir, dur, yaya geçinde yavaşla, üçlü dönüş yap, ehliyeti veriyorlar. Yoktu dünyada böyle bir şey. Kültür ne zaman veriliyor? Eğitim kültürü ne zaman veriliyor? Süratin zararları nerede anlatılıyor? Alkolün zararı, uyuşturucunun zararları nerede anlatılıyor? Emniyet kemerinin faydası, baş yağdığının faydası, hava yastıkları neden var? Kaç kişi hava yastıklarının koruyuculuğunu bilir? Bir araba satın alırken kaç hava yastığına bakıyoruz? 8 tane var mı diye bakmamız lazım. Ödüyoruz parayı çünkü. 2 tane var mı? Peki ikinci el arabalarda acaba bozuk olan hava yastığı düzeltildi mi? Bakıyor muyuz? Bakın kendi canımızdan bahsediyoruz.
lastiklerin her an parçalanma ihtimaline karşı tedbir alıyor muyuz? Bunları şoför okullarında eğitimlerin verilmesi gerekir normalde. Ehliyeti öyle vermek lazım. O yok. Eğitim vermiyoruz. Yollarımız zaten, ben söylememe gerek yok, herkes tepkili. Yollar belli. Ehliyet verme sistemi belli. Sürücü kalitesi belli. Araba muayenesi olmayan bir ülke. Araba kalitesi düşüyor. Peki neden bu kazalar olmasın? Yani kazalar önleyelim deriz ama kaza olmasın diye hiçbir sebebi ortadan kaldırmıyoruz ki biz. Biz artık kanıksadık. Şimdi ölü sayısına bakalım. Sadece ölü sayısı. Bakın, Allah kimseye vermesin. Allah kimsenin ocağına ateş düşürmesin. Yani evin geçim kaynağını sağlayan ailenin reisi dediğimiz olay. Evin düzenini sağlayan hanımı, eşi hem çalışıyor hem evin düzenini sağlıyor. Evin çocukları hangisi hayatını kaybederse kaybetsin o bölgeye, o sülaleye bir ateş düşer. Doğru. Şimdi bir bakıyorsunuz ki masum biri hayatını kaybettiği zaman daha da ateş düşer. Karşıdan gelmiş bir tane beyefendi, hanımefendi alkol almış, karşı şeride geçiyor, süratli giderken karşıdan gelen çarpışıyor ve ölüyor karşı taraf. Kusura bakmasın kimse, bu trafik kazası değil. Bu bilerek öldürmedir. Bilerek öldürmeye katkı koymadır. Tabii yasayı hayalde düzeltmiyorlar. İstemeden öldürme. A kardeşim, güzel anladık. Bu yasanın yapılmasına ben de vardım zamanında. Ama daha yukarı çıkaramadık. Meclis engellediği, bakanlar engellediği, yani milletvekilleri o dönem ne lazım? O dönem çok iyi bir yasa değil. Bakın, 3 yıla kadar hapis cezası vardı ölümlü kazalarda. İstemeden öldürme, 3 yıla kadar hapis cezası. Biz bunu, ben dernek olarak 7 yıla çıkarabildik. Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın makamına gittik. Başsavcı, trafik müdürü ve 7 yıla savundum ve kazandım. Bu şahitleri var. O dönemin başsavcısı, o dönemin trafik müdürü şahit orada. Ne dedim biliyor musunuz? Yasak avda teknik avlayanı 7 yıla kadar yargılıyorsunuz. Onun için 7 yıla girdi o. Bakın, savunmam oydu. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Yasak ava gidin, bir tane keklik bulun. Sizi alırlar mahkemeye götürür. Polis alır. Tüfeğinize, gargılığınıza, kekliğinize el koyar. Av ruhsatınızı da alır. Ve 7 yıla kadar yargılama için mahkemeye götürür. Adam alkol alıyor. İçiyor. 150 kilometre gidiyor. Şehir içinde atıyorum kaldırımızda 4 kişi öldürüyor. 7 yıla kadar o da yargılanıyor. Keklik kadar değerimiz yok. Ve ben 7 yıla neden o kadar? Çünkü 8 diyemedim. Şu anda hala geçerli. Tabii geçirdi bu, geçirdi. 7 yıla kadar. Kaç kişi öldürürse öldürsün. İki yasa var. Bir istemeden öldürme, bir de bilerek öldürme. Bilerek öldürmenin cezası müebbete kadar gidebiliyor. Ama bu trafikte bilerek öldürmek için herhalde gelip üstünüze bile bile sürüp sizi... Tamam ama o kasti şimdi olur. 7 yıl az mı? Hayır, 7 yıl az değil. Ona katılıyorum ama yargıca müsaade et daha fazla. Yani alkol aldıysa, süratli gittiyse bu bilerek öldürmedir. Caydırıcı bir neden olmamalı. Caydırıcı, yani biraz daha sert yaptırımlar belki 7 yılda. Tabii. Yani ben herkese alın da hapse tıkın demiyorum zaten. Yani bir caydırıcı olun. Neler caydırıcı olur? Ağır cezalar caydırıcı olur. Şimdi kaza, adı üstünde kaza, bunu konuştuk sizinle ama şimdi kaza olarak olması ayrı bir şey. Hepimiz trafikteyiz ve aynı risklerle aslında sınanıyoruz. Ama bir de dediğiniz gibi alkollü ya da keyif verici yasaklı maddeler kullanarak trafiğe çıkmak, hız limitlerini aşmak. Ehliyetsiz. Bunlar bilinerek işler. Evet, yani bunlar kaza değil, farklı bir kategoride belki yargılanarak. Aynen. Şimdi kazayla bu anlamda suçu bilinçli olarak yapmanın bir ayırdı olmalı ki herkes de bunun çekeceği cezasını bilmeli. Gerçekten kaza yapanla bu hataları yapanlar arasında bir fark olmalı yasalar nezdinde. Bu noktada peki atılmış herhangi bir çalışma, adım, bir yasa tasarısı var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Ancak biz geçen yıldan beri, 2002 yılından beri özellikle Ulaştırma Bakanlığı'na, çünkü yasa onda, yaptığımız yazılı önerilerde alkol oranını 150 promil üzerine alanın arabasına da el konulmasını istedik. Ehliyetsiz sürenin arabasına da el konulmasını istedik. Çünkü suç aletidir. Bakın, gene ava dönüyorum. Şu İngiliz yaptı yasayı. İnsan hayatını caydırıcılığı koydu. Bir avda bile hemen tüfeğini alıyor elinden. Ruhsatını da alıyor elinden. Ertesi gün avada gidemiyor.
Bizde şey aslında. Bizde alkolü sürüyor. 3 ay ehliyetini alıyorsun. Para cezası da ödüyor. 3 ay sonra ehliyeti geri veriyorsun. Arabada altındadır ama. Evindedir. Gene sürmeye devam eder isterse. Yakalanma diyorsun. Ki bu ülkede var. Yani sürüldüğünü biliyoruz. Yakalananlar da var. Şimdi söylemeye çalıştım. Şu andaki alkollü, yani onu söyleyeyim. Bu yıl alkol oranında bakıyorum 6 tane alkollü ölümlü kaza var. 6 kişi alkolden dolayı. Şunu da altını çizelim. Mayıs ayındayız. Yani daha yılı yarılamadık bile. Daha yarılamadık. İlk 5 ayda 2023 yılında. 4,5. İlk 5 daha da indirim yapayım. 4,5 ayda kaç dediniz? 6 tane ölüm alkollü kaza var. 6 tane ölümlü alkol. Ölümlü 6 kaza var. Şimdi biz alkolü bile durdurmayan bir devlet düzenindeysek gol yedik. Açık söyleyeyim. Yani gidin bütün yolları yapın desem para yok, o yok, bütçe yok. Tamam. E alkolü durdur. Denetim. Denetimi artır, cezayı artır, caydırıcı. Şimdi benim önerimiz neydi biliyor musunuz? Alkolü 150, bak 50 promildir hakkı. 100 promil olmaması gerekir. 100 dediğim aman çok az dediler. Yetkililer söylüyor. Daha yüksek. 150'ye çıkarttım ben onu. Neden 150 dediğim? Çünkü 100'ü geçiremeyeceğimi biliyorum. 150 promil demek sarhoş demektir. Türkçesi bunun bu. Artık ne yaptığını bilmez demektir, cesaretlidir, azgındır, saldırgandır, refleksleri zayıflamıştır, algılaması zayıflamıştır ve cesurlanmıştır. Alkolün özelliği o. Alkol bir ilaçtır. İstersen alkol alan neşeliyse gülmeye, kahkaha atmaya başlar, üzüntülüyse ağlamaya başlar, intihar eder. Yani örnek veriyorum. Dolayısıyla alkol o motivasyonu vücuda veriyor. Eğer araba sürüyorsa alkollü cesur dur artık. Ben bu arabayı geçerim, ben süratli de giderim, ben istersem dururum, ben bu işi çok iyi biliyorum havasına girer ve gider kaza yapar tabii ki. Bu yollarda kaza yapmak çok daha kolay. Yani bizim yollarımız düzgün değil diye gidiyoruz ama bu yollarda zaten sürat ölüm getiriyor. Bütün bunlara bir de alkolü koyduğun zaman kaçamazsın. Şimdi 6 tane ölümlü kaza varsa bu küçük ülkede demek ki yasalarda bir sorun var. Bunu durdurtmamız gerekirdi. Yani mutlaka durdurtmamız. Geçen yıl bütün yılda 7'ydi. Bir evvelki yıl 8'di. Daha şimdi 4,5'a da 6'ya çıktık. İçiyor sürüyor millet. Tamam polis yakalıyor. Polis teşkilatına teşekkür ederim. Yakalıyor ama verilen ceza caydırıcı değil ki. Korkutmuyor. Bizim önerimiz şudur. 150 alkol mü aldı? Tamam. Önce mahkemeye götür. Öyle para cezasından kurtulma yok. Mahkemeye götür. Mahkemede zaman ayırsın. Gitsin. Yani takımlı elbiseyle doğabilir, kot pantolonla gelebilir ama mahkemeye gitsin. Bir yargıcın yüzünü görsün. Yargıç da baksın ne kadar işte 150 promil dedik ama 400 promil de var. 400 promil püskül sarhoş demektir. Kendini bilmez. Onlar da var. Araba sürdü arkadaşlar. 4 tane görür insanı. 400 promil komaya gelir artık. Siz 400 promil de davasız hacdan para cezası kesiyorsanız yani bu devletçilik değil. Bu resmen için sürünü açık plandı. Yakalarsam yakalarım. Yakalamazsam da sürmeye devam et. Yani burada bana sorarsanız şu anda hükümet yetkilileri, bakanlıklar ve tabii ki meclis bu kadar ilgisiz demeyeyim ayıp olmasın, bu kadar uzak durmaması lazım bu olaylardan. Şimdi birazcık bunları konuşurken açmamız gereken farklı detaylar olduğunu da düşünüyorum. Evet yani bunun hiçbir bahanesi yok. Yani bir kere ilk önce trafiğe çıkacak insanın sizin de dediğiniz gibi bilinçli olarak o trafiğe çıkması lazım. Yani suç teşkil edebilecek, kazaya sebebiyet verebilecek her şeyden uzak şekilde kemerini takacak. Bu bir eğitim bilinci. Eğitim. Buna geleceğiz ama şimdi mahkemeye çıkması gerek dediğinizde şimdi mahkemelere baktığımızda mahkeme çalışanları diyorlar ki dosyalar birikti, davalar gecikti ve yetişemiyoruz personel eksikliği. Doğru. Güvenlik kuvvetleri, kolluk kuvvetlerine baktığımızda polis yetişemiyoruz, polise istihdam yapılması lazım diyor. Aynı zamanda kaza alıyor, kazayı götürüyoruz, ambulans gecikti, sağlık çalışanlarına dönüyoruz. Sağlık çalışanları diyor ki yetersiz hemşire sayısı var, sağlıkta iyileştirmeye ihtiyaç var. Yani ihtiyaç durumu. Hapishane de dolu. Ceza... Keşke yani, boş olsa. Yani tabii o da dolu. Yani haklısınız. Onlara katılıyorum. Bunlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi biz buradan diyeceğiz ki denetimlerin çok sık olması lazım ama denetleyecek polis sayımız ne yazık ki yeterli değil. Hastanenin belki kazada ölmesini engelleyecek o kazadaki kazazedenin ama sağlık sisteminde sıkıntı var. Mahkemeye çıkacak, cezalandıracak. Mahkemelerde
dosyalar birikti, personel sıkıntısı var. Yani aslında her şey birbirine ilmek ilmek bağlı ama her şey de bir o kadar karmaşık halde. Şimdi bütün bu karmaşanın içerisinde tabii ki dediğim gibi bilinçli sürücü yetiştirmek çok önemli ama bu sistemin içerisindeki bu çarpıklığı nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii yaşam bir bütündür. Tabii. Yani siz hepsini birden saydığınız doğrusu odur. Yani bir tek onu düzeltmek. Yani yarın polisleri iki katına çıkaralım. Çözüm mü? Değil. Değil. Zaten yasa uymadı. Hastane, bakın bunların içinde en iyi çalışan, en hızlı çalışan 112 ambulans var. Anında hizmet verebiliyor, 3-4 dakikada ulaşabiliyor, 7-10 dakikada. Çok güzel bir sistem. Kurucusu da benim bu arada. Harika. Tebrik ederim o zaman. Sağ olun. Yani 2006 yılında bir kurucusu bendim. Proje sorumlusu da bendim. Trafik kazasından dolayı girdik işin içine. Ambulans anında telsizde vaka bildiriliyor. Bütün ambulanslara gerekliyse de ambulans anında çıkıyor eğitimler. Bütün personel eğitimlidir. Hı-hı. Öyle hemşire üniforması var. Ambulansa binsin yasaktır. Mutlaka ambulans eğitim almış olması gerekir. Hastaneye giderken telsizden hastanın durumu bildirilir. Ona göre 110 acil servis ve ameliyathane tedbirlerini alır vesaire vesaire gidiyorum hepsine. Şimdi burada tabii ki dediğiniz gibi diğer kurumlar hepsi dolu. Şimdi bakın, devlet miyiz? Devletiz. Yani dolayısıyla devlet gerekliliğini yapması lazım. Öncelik vermesi lazım. Başka bir şey söyleyeyim. Yani bu örneği veriyorum. 63 yılından 74 yılına kadar işte biz çocuktuk, babamız da köylerde gidip gelen bir devlet memuruydu. Annemiz, babam köylere gittiği zaman, babam Sosyal Hizmetler Daire Müdürü'ydü ve Birleşmeler zırhlısı gelirdi. Eve beyaz tank gelirdi. Bildiğiniz zırhlı, tekerlekli. Babam arabası onların arkasında köylere, Türk köylerine giderdi ve orada işte gıda yardımıdır, para yardımıdır Türklere yapan daireydi. Şimdi zırhlı eskortla böyle giden babamı annem dönene kadar acaba yolda bir şey oldu mu diye korkuyordu. Bir bakardık annem gider işte kapının önünde bekler. Ne var? Babanızı bekliyorum. Gelecek, biz de çocuk tabii. Ne var? Gelecek. Gelsin de ona göre göreyim derdi. Hmm. Şimdi 74 geçti. 2023'e geldik. Anneler çocukları eve geç geldiği zaman, geciktiği zaman cep telefonuna sarılıyor. Evet, doğru. Adam ise cep telefon cevap vermesin. Anlatabildim mi? İlk akla trafik kazası geliyor. Doğru. Dolayısıyla 63'ten 2023'e geliyorum. Biz döndük başka bir şey. Yolda ölüm korkusu. Daha önce çatışma bölge, çatışma alanı, Türk-Rum çatışmaları, şimdi yolda çarpışma alanları. Açık söylüyorum. Biz bunları yaşadık. O yaşlardayız. Doğru. Yani cep telefonu olmasa tamamen hapı yuttuk. Ben acil servise çalışırken yıllar önce Lefkoşa Hastanesi'nde telefon çalardım. Normal telefon, cep telefonu yok. Alo, bugün trafik kazası geldi mi? Bir kadın soruyor. Şimdi geldi desen vay gelmesin. Kimi soruyorsunuz? Hasan Hüseyin'i soruyorum. Yok, öyle biri gelmedi. Tak kapatıyorduk. O zaman bile. Şimdi cep telefonları kurtarır. Ama söylemeye çalıştığım, kimin eve geri sağlam döneceğinde güven ortamı yok diyorum. Yollar güvenli değil diyorum. Sarhoş, alkol almış arkamda geliyor. Uyuşturucu almış önümde gidiyor. Sağ şeride geçmiş, üstüme direkt süren ve kaçacak yerim olmayan yerde geliyor. Ölümler, kazalar var. Girne tarafında iki tane araba sağ şeride gitti, karşı taraftakiler öldü. Şimdi günahtır, yazıktır diye düşünüyorum. Tabii bunların yanında işte yaya geçinde baba geçiyor dün. Yaya geçinde baba kucağında çocuk geçiyor. Basından okudum. Ya. Araba çarpıyor. Yaya geçen, yaya çarpma hakkınız yoktur. Öncelik yaya. Bunun cezası nedir biliyor musunuz? Ver ehliyetini. Git şoför okuluna ders al. Budur cezası. Dünyada hep böyledir. Veya eğitime git. Sen yaya geçen durmayı daha öğrenmedin. Yaya geçtiğinde uzaktan bakacaksın. Yaya duruyorsa başında. Ben kendimi söyleyeyim size. Hollanda'ya gittim. Yürümeye çıktım. Karşıya geçip geçmemeyi merak ettim. Yani baktım işte vitrinlerde ne var karşıda. Meğer durdum ya, yaya geçinin önüymüş. Tak 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 arabalar durdu. Bir baktım 5 tane araba durdu orada. Niye durdu bunlar dedim. Meğer beni bekliyor. Yaya geçin başında durdum ya. Ayıp olmasın, hemen geçtim. Ama bizim Kıbrıs kültüründe de bu vardı. Yani Mehmet Bey, hatırlıyorum. Geçmiş yıllarda yaya geçidi ya da trafikte kaldırımdan aşağı yaya ayağını attığı anda bir nezaket, bu bir incelik mi diyeyim, bu kurallara uyma mı diyeyim, hepsi belki de vardı. Burada bir kültürel dejenere mi yaşıyoruz? Yani şimdi incitmek de istemiyorum kimseyi ama
Yeni nesil acaba daha yozlaşarak mı ilerliyor? Çünkü bu bizim Kıbrıs kültüründe de var olan bir şeydi. Yani yayaya öncelik, tabii, yayaya vardı, saygı. Misleti öncelik vardı. Vardı. Yani bunlar bu, vardı. Bir tek Avrupa'da gördüğümüz bir şey değildi. Burada da bizim aşina olduğumuz bir şeydi. Doğru. Ama şimdi okul servisinden genç kızımız indi. İşte geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yabancı uyruklu bir öğrencimiz. Pat aldı sürükledi çocuğu. Yani okul servisinin yanlış yerde durması ayrı bir şey ama bir canı da alıp sürüklüyorsun. Yani eğitimlerde normalde Avrupa'da eğitimde de okul otobüsü durduğu anda arkadaki araba durur. Durur. Evet. Yani ben Amerika'da da bulundum. Liseye gittim orada. Sarı okul otobüsleri geliyor. Kapıyı açtığında arkadaki camların yanında iki tane kırmızı ışık yanar. Arkadaki. Arkadaki araba geçemez yanında. Çünkü o çocuk karşıdan karşıya geçecek. Önde de iki kırmızı ışık yanar. Her taraf, bütün arabalar durur. Bildiğiniz trafik lambası bir lambalardır onlar. Adamı sen geç. Bizde çok şükür okul otobüsleri durduğu zaman bir rehber iniyor, yolu geçiriyor karşıdan karşıya, onu olsun yapıyor ama işte yapmayanlar var, geçebiliyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Dediğiniz o eski Kıbrıs yok artık. Mozaik değişti. Yani 80 bin öğrenci geldi. Bunu anons ediyorlar. 80 bin tane aktif insan geldi. Hepsi ayrı bir kültür, ayrı bir karakter. 18-22 yaş arası geldi. Yani söylemeye çalıştım, gelende 75 yaşında olup da evde oturmuyor ki. Doğru. 80 bin öğrenciden bahsediyorum. Bunlar 18-25 yaş arası. Hepsi aktif, hepsi sokakta, hepsi arabada. Yani dolaşıyorlar, evden eve gidiyor, okuldan eve gidiyor, aktif bir yaşam. Ve bunlar 3 ay içinde, 1 ay içinde topluluyor buraya. Eylül ayı diyelim, 80 bin kişi artıyor. Polis mi yetişir? Araba sayısı mı yetişir? Yani bir patlama var. Şimdi nüfusu bilmiyorum. Herkes de yeşil bir şey söylüyor ama 500 bin desem nüfusa attım. 1000'e yakın da 100 bin yakın da dıştan gelen öğrenci artı çalışan nüfus 6'da 1 artmıştır. Yani büyük bir rakamdır. 100 bin daha geldi. Ve bu bir ayda. Onu zapt edemezsiniz. Gelinen ülkenin kültürü, eğitimi farklı. İkincisi yabancı ülke. Bakın birçok insan yabancı ülke gitmiş çok daha dikkatlidir. Yani güneyde neden Kıbrıslı Türkler az kaza yapıyor veya yapmıyor? Çünkü yabancı ülkede kuralların sert olduğunu biliyor, başına iş gelsin istemiyor ve daha kurallara uyuyor. Bu tarafa geçtiği zaman aynı insan emniyet kemerini açıyor. Birinci başlama ondan başlıyor. Dolayısıyla devlet otoritesi de önemlidir. İngiltere'de niye Kıbrıslı Türkler ölümlü kazayı alkollüyken yapmıyor? Yani ne var orada? Devlet otoritesi var, yasalar var. Çünkü alkollü bir sürücü İngiltere'de gördüğümü güneş yüzü görmez. Hele ölümlü kaza yaptı mı? Yani hapishane bile görmez doğru dürüst. Gerçekten yani, mi? Tabii öyledir. Yani orada affetmiyorlar. Hiç şakası yok işin. Çünkü diyor ki sen alkol aldın, araba kullandın. Ben başka bir şey söyleyeyim. Son aldığım bilgi. Alkollü sürüş yapan kişinin ertesi gün polis kapısı İngiltere'de çaldı. Av tüfeğini ver dediler. Niye? Sen dedi arabayı alkollü kullandın. Sen yarın av tüfeğini de alkollü kullandın. Ver bakalım. Şimdi bizim Kıbrıs'ta KKTC'de herhangi bir yani alkollü yakalandığında av tüfeğini almaya kalkarsa zaten harp çıkacak. Zaten ava gidip alkol alıyor bizim. Abi, onu ben söylemedim siz söylediniz. O da var. Ama öyle değil mi öyle? Facebook'ta bakın bakayım o öğlen yemeklerinde. Tabii yani alkolünü alıyor ben yani şimdi. Samimi söyleyeyim ben bakarım çoğundan benim baktığım çok şükür kolaları görüyorum çok şükür. Ama yani... Ya şimdi herkes yapıyor demiyorum. Bir kişi ama daha yapsa yapılıyor tehlikeli. Yani yapılmıyor da değil. Bir da kişi bir daha yapsa devletten korkmuyor demektir bu bir. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Av günü yanında tüfeği olan alkolü neden sıfır değil yasada? Buyurun. 50'ye kadar müsaade var. Ama ava çıktı. Araba yani sürerken 50'ye kadar hakkı var. Peki tüfekliyken neden 50'ye kadar veya 100'e kadar hakkı var? Neden? Yani çok daha yani anlatabildim tehlikeli. Mi? Tüfektir o. Tabii. O tüfektir ve etrafta tabii, da insanlar sadece vardır. Sadece trafik kazası açısından değil, farklı suçları da Allah korusun tetikleyebilir tabii yani. Tabii yani söylemeye çalıştığım önlemleri almakla meclisin asli görevi, ilgili bakanlığın asli görevi. Gülücük dağıtarak devlet yönetilmez. Trafikte biz gülücük dağıtıyoruz, af çıkarıyoruz. Aman ağır suç işlemeyelim, aman ne yapalım? Tamam ama yani ölen insanların faturasını kim karşılıyor? Faturadaki hesabını kim veriyor doğru. Daha doğrusu? Olay bu. Dolayısıyla caydırıcı mı cezalar? Caydırıcı olsa zaten bu kadar çok suç işlenmezdi. Yani 6 tane alkolü yani 5 ay olmadan
Altından alkollü kaza sayalım. Ayda 1.2 geliyor. Ölümlü kazadan bahsediyorum. Peki caydırıcı artıralım bakalım, görelim ne olur. Bu kadar basit. Emniyet kemeri bağlanması bile yok bu ülkede. Arka kod emniyet kemeri yasası geçti. Denetimlerde de fazla caydırıcı değil. Çocuklar bile ara kucakta gidiyor. Şimdi bugün üniversitedeyim. Ana yoldan iki tane motosiklet geçiyor. Çok şirin motosiklet. Lambretta türü bir şey. Birinci motosiklette bir anne belli. Bir de küçük çocuğu kucağında önünde oturuyor. Çocuğun başında başlık. Anne de yok. Arkadaki motosiklete baktım. Baktılar. Orada herkes bakıyor. Güzel bir manzara. Motosikletler renkli olduğu için dikkat çekti. Arkada bir başka motosiklet. Bir de kadının yaşında bir erkek. O da belli ki aile baba. Hı hı. Şimdi baba, anne, çocuk iki motosikletle geziyorlar. Bu çok güzel. Buna lafım yok. Peki anne ne yaptı? Kendi başlığını çocuğa giydirdi. Orada bizim hocalar bakıyorken, ne baktınız? Güzel bir şey gördünüz değil mi? Ama ne güzel işte, geziyor insanlar. Yok dedim. Ben çok üzüldüm. Neden? Şu anda ne olacak? Bir kaza olsa, yani bir araba üçüne de iki motosiklete çarpsa. Çocuk sağ, çünkü başlığı var. Hı hı. Baba da sağ, başlığı var. Anne en çok ölüme yakın, şu başlığı yok. Yani o çocuk biraz sonra annesiz kalabilir. Daha da acısı, ertesi gün adam mutlaka bir başka eş bulacak, eve getirecek, o çocuk üvey anneyle büyüyecek. Aile dramı. Şimdi bakın, basit bir kastan bahsediyorum size. O baştaki kastan onun eksikliği neler getirecek? Ha biz öyle düşünmedik. Düşünelim artık. Düşünelim. Yani biz çocuğa kas taktık mı kendimiz de takacağız. Her olasılığı düşünüp her olasılık içinde önlemi almayı bilmemiz lazım. Bana bir şey olmaz mantığından artık kurtulmamız lazım galiba. Öyle bir şey yok dünyada. Bana bir şey olmaz yok. Yani, ama biz hep o şeye gidiyoruz. Olmadığı sürece dokunmuyoruz. Bakın biz evet. Trafik kazası önleme diyorlar. Çok tepkili insanlar da bizi arıyor. Destek isteyenler var. Görüş sunanlar var. Karşı çıkanlar var. Destek verenler var. Şimdi kendini olduğu zaman on yönden sorguluyor. Ama biraz evvel sorgulamazdı. Umursamazdı. Kendi yapıyor. Kendi emekleri takmıyor. Başkası takmadığında kızıyor. Yani bir çürür olamaz. Mesela şunu söyleyeyim. Emniyet kemeri takmayanın trafik kazasında alacağı yara ve darbe çok daha ağırdır. Ölümcül de olabilir. Peki sigorta şirketleri neden bir kampanya açmıyor? Bağlanın da tazminat ödemeyim neden demiyor? Neden? Yani oturup kendi aralarında bana sorsanız ya emniyet kemeri bağlı olmayanın ölme şansı yüksek. Biz yüksek tazminat veriyoruz. Bunun bir kampanya yapalım. Vereceğimiz paranın yerine kampanya ölümlü kaza ödeyeceğimiz yerine kampanya yapalım. Bunu duyuralım. Herkes taksın emniyet kemerini. Polisi de zorlayayım daha ciddi cezalar kessin vesaire vesaire olabilir. Ama bakın bu kampanya yok. Ama ne var? Emniyet kemeri bağlı değilse tazminatı düşürüyorlar diye bir bilgi geldi bana. Hmm. Yani olay başka bir şey. Halbuki emniyet kemerinin bağlanması, önce sigortalar bağırması lazım. Doğru. Yani o da yok, bir kampanya da yok, bir teşvik yok, bir sözleşme yok, ihbar mekanizmaları çalışılmadı. Dolayısıyla ehliyet verirken sistemi zaten çarpık bırakıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu defa getiririm size programa. Şu anda KKTC'de resmi trafik eğitim kitabı kullanılmıyor. Şoför okullarının verdikleri kitapçıklar resmi değildir. Devlet onaylı değildir. Ama sınavlarda onlar kullanılıyor. Halbuki Milli Eğitim'e bağlı, yani onu bilmiyorum ama Milli Eğitim'e bağlı mı o? Hayır, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı şu anda. Çünkü trafiğin hepsini, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki trafik dairesinde bir daire kuruldu, ona bağladı. Eğitim de onun içerisinde. Eğitim de, şoför okulları da onlara bağlı. Şoför okulu açma izni, sınav yapıp da eğitmen olma izni, müfettiş olma izinleri hep trafik dairesine ona bağlı. Anladım. Bağlı da... Yani sicim de bağlı. İşte. Yani olay bu. Yani şoför okullarının şu anda verdikleri, şoför okullar devlet kitap verseydi mecbur kullanacaklar yani onların suçu yok. Ama Ulaştırma Bakanlığı'nın bilgisayarında yeni kitap hazır, 3 yıldan beri hazır bekliyor. Artık onu da düzenlemek lazım. Buradan sesimizi duyuyor. En azından çağrımızı da almış olur. Bakanlıktan ve devletten gitmişken, şimdi... Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Aslında ülkenin mozaiği değişiyor dediniz. Gelen nüfus,
göç eden nüfus, yeni gelen nesil, yeni gelen jenerasyonla birlikte gerçekten mozaik değişiyor ve bunu aslında yani bunu karşı çıkmamız ya da bunu engel olmamız da mümkün değil. Yaşamın devinimi bu şekilde bütün ülkelerde tabii ilerlerken belki biz kendimiz o yaşama evrildiğimizi fark edip ona göre gardımızı almalıyız. Bunlardan bir tanesi gene Sayın Arıklı'nın yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak soracağım size. Toplu taşımayı biraz daha ön plana alıp planları arasında toplu taşımacılığı geliştirmek konusunda adım attı bu noktada. İşte Toplu Taşımacılar Birliği ile Kariş ile görüştü vesaire. Ve bir adım atılması konusunda da bir fikir birliğine vardılar. Tabii ki dört gözle bekliyoruz nihayetinde neler gelişecek ama toplu taşımacılığın yani genç nüfus geliyor, öğrencisi geliyor işte vesaire derken hem çevreyi kirletmek açısından da ele almak lazım. Hem trafik güvenliği hem de yollarımızın durumu malumunuz. Destekler misiniz? Toplu taşımacılığın bir an önce o projelerin hayatını geçirilmesi biraz olsun şu rakamları azaltmaya yetecek midir? Ben Sayın Bakan'a teşekkür ederim. İnşallah başarır. Başarırsa bu ülkeye hakikaten çok çok büyük bir artı getirir. Çünkü bu yıllardan beri kanayan bir yara. Toplu taşımacılık bizde amacına hizmet etmiyor. Şimdi bakın biraz evvel 80 bin öğrenci var dedim. Evet. Bunlar arabasız geliyorlar. Araba sahibi olmak zorunda kalıyorlar. Ailelerde eskiden her eve bir araba derdik, sonra iki araba derdik. Şimdi herkese bir arabaya döndü. Çünkü arabanın yoksa yok. Toplu taşıma bir başka kötü tarafı, gündüz ışıkla güneş ışığı varken toplu taşımacılık var, hava kararınca toplu taşımacılık bitiyor. Peki bu 80 bin öğrenci evde mi oturuyor gece? Yok. Basit bir soru. Çocuklarımıza biz bin otobüse de gel diyebiliyoruz da saat 5'ten 6'dan sonra diyemiyoruz. O zaman arabayı vermek zorundayız. Yani tehlikede bir bin artıyor. Defkoş'a girin arasında bile gece servisleri yok. Ama insanlar biliyorsun o kadar arabayı. Yani hükümetler bugüne kadar hep araba satışını desteklemiştir. Hı hı. Yani araba satarken biliyorsunuz bir sektör var o işte. Var. Arabayı satıyor, karı vardır, vergisi vardır, gümrüğü vardır. Tıt tıt. Benzin satmaktan bile hükümet kar ediyor. Ama toplu taşımacılık hiç uğraşmadı. Başka bir örnek vereyim. Lefke'den çıktım Dipkarpaz'a gideceğim. Ve akşama geri dönmek istedim. Dönemem. İmkansız. Sanki de çıktım Amerika'ya gittim geldim. Daha kolay belki yani, de. Ha daha kolay. Aynen öyle. Belki de yani Avrupa'dan bir yere gidebilmek Amerika olmasa da. İstanbul'a gidip akşama dönüyorum. Çok rahat. Yani açıkçası bu. Ama Lefkekarpaz o ama kadar Lefke kolay değil. Ama dönemezsen taşıma dönebilirsin. Orada 48 saatin al. 24 48. Böyle bir memlekette yaşıyorum ben. Öğrenci ülkesi diyorum. Turist ülkesi diyorum. Yani dalga geçeriz artık. Kusura bakmasın kimse. Öğrenci ülkesi de neresi? Turist ülkesi gelecek, turist otele girecek, bilmem oyuncaklarını oynayacak, orada yemek yiyecek. Turist bu mu? Turist müzeye gidecek, otobüse binecek, halkla karışacak, alışverişini yapacak, suvenir alacak. Biz de turistimiz kavramı değişti artık. Yani özür dilerim. Yani, estağfurullah yani, olur mu? Söylemeye çalıştım onların alanına girmek için. Turist demek, gezer. Biz turist olarak gittiğimizde ekonomiye ne yapıyoruz? Ekonomiye bir katkısı olması lazım en yok azından. Turist olarak biz gittiğimiz zaman bir başka ülkeye, turda gittiğimizde tur beni atır, yemek lokantasına yemek tabii getirir, otelde yetirir, hediyelik dolaştırır, bir şey alırız, alışverişe ederiz, götürür, turistik yerler gidip müze parası veriyorum. Bizde nerede? Ben geçen gün öğrencilerime sordum. 40 tane öğrenci, hepsi tecelli, Türkiye Cumhuriyeti. Kaç tane sentralara çıktınız dedi ve Gimnadolu yaşıyorlar, 3. yılları. 2 kişi dedi. Teşvik etmiyoruz, götürmüyoruz. Tabii müzeler hafta sonu kapalı vesaire. Şimdi onlara girmeyeyim. Allah aşkına yapmasınlar. Aman kusura bakmasın. Mesaisine daireden izin mi alacağım ben sentralyonu gezmek için veya gezdirmek için? Akıl var, yakın var. Yani biz hem şikayet ediyoruz hem engelliyoruz olmasını da. Şimdi toplu taşıma nereye girdik? Turizme nereye girdik ama toplu taşımalık şart. Toplu taşımanın 3 kuralı var. 1. Ucuz olacak. Ucuz mu? Değil. Değil. Seri mi? Değil. Gidelim Lefkoşa'ya, gidelim bir durağa. Gittim de ben duraklara baktım. Timetable yani saat kaçta gidecek, kaçta gidecek baktım. Reklamcıklar dolu. Bütün kulübeler reklam amaçlı kullanılıyor. Bakın onu açık söylüyorum. Otobüs isterse geçerken dursun. Reklam var onların hepsinde. Kiralanıyorlar. Reklam para kazanıyor insan ama reklamdan para kazanıyorlar. Seçim zamanı üstünde bir sürü posterler var biliyorsun. Şimdi söylemeye çalıştım. Ben gittim orada saatler görmedim. Hangi otobüs kaçta geçecek? Lefkoşa'dan Girne'ye kaçta gidecek? Bilmem lazım. Yok. Nasıl servistir bu? Üçüncü bir şey. Güvenli mi? Değil. Eskidirler. Güvenli değiller.
Şoförü zaten profesyonel, yani dünya sınıfı profesyonel şoför değiller. Bunlar ehliyetli şoförler dedi. Doğru. Taciz var mı? Vardı geçen gün. Onu da gördük. Yani geçen gün onu da gördük. Onu da gördük. Şimdi çok belki de en acısı da o oldu. Profesyonel sürücünün sicili temiz olmak zorunda, iyi takip edilmesi lazım. Yani bir kağıt üzerinde değil. Bakın tepki koyuyorum. Bu ülkenin bir babası olarak tepki koyuyorum. Bu ülkenin bir velisi olarak tepki koyuyorum. Bu ülkenin bir hocası olarak tepki koyuyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak tepki koyuyorum. Bu ülkede yaşayan biri olarak şeyim. Herkes çocuğunu arabaya, otobüse verdiği zaman canını da veriyor, emanet ediyor. Canını. Taksiye biliyorsun, canınızı o şoföre emanet ediyorsun. Canınızı, sevdiğinizin canını da yanınızda sevdiğiniz birisiyle beraber. Peki bunu düzenleyen devlet nerede? Bana sorarsanız bu tür olaylarda devletle beraber yargılanması lazım sürücülerde. Çağıracaksın oradaki daire müdürünü veya yetkiliyi. Buna incelerken nereye baktın? Sabıkası dahi var mıydı? Baktın mı? Sordun mu? Daha ve böyle bir şikayet oldu mu? Tamam, sabıkası yok, mahkemeye gitme ama şikayet vardı. Poliste 3 tane şikayeti varsa mesela, atıyorum. Yani söylemeye çalıştım. Bir tek sürücüyü alıp da bütün trafik kazalarını ödedi. 400 promil alkol aldı, sürdü. Nerede içti? İkinci soru. Hangi alkol satan yerde içti? Eğer alkol satan yerde içti, orası da sorun. Dünyanın her yerinde böyledir. Amerika'da da böyledir. Alkol satmayı izni iptal ederler. Sen de sürücüye alkol sattın, içirttin adamı. Neden? Çünkü alkolde ar duyguları kalkar. Utanma duyguları kalkar. Yani bu bilimseldir. Nedir o? Senin beyninin yapmaması, yani beyin olarak, kural olarak, terbiye olarak yapmaman gerekenleri alkol alınca o barikat kalkıyor. Dayak atma, dövme, sövme, tecavüz. Ve tabii ki alkol alırken birinci bardak, ikinci bardak, üçüncü bardak sonra dur, stop, başka içmeyeyim arı kalkıyor ortadan. Yani tabii o kontrol mekanizması, dördüncü içiyorsun, beşinci, altıncı, yedinciye gidiyorsun. Artık sarhoşsun zaten, içmeye devam. Buna araba sürecek bu. Sen lokanta sahibisin, meyhane sahibisin, gece kulübü sahibisin. Yani bir yerde satıyorsun. Sen alkol satma ruhsatı aldın kaymakamlıktan. Ne göstererek aldın? Benim dükkanım iyi, satıyorum. Yoktu dünyada böyle bir şey. Eğitim aldın mı? Sen sürücüye satmayacaksın, fazla alkol alan satmayacaksın, tehlikeli olur. Etrafa saldırır, yanındakine saldırır, karşı masaya saldırır. Yan yan baktı, kalktı adam alkol alır. Bir şişe alkol alır lokantada, örnek veriyorum. Yandaki baktı, kalkar dövmeye kalkar. Bir dakika dostum, bu kadar içemezsin burada. Araba mı süreceksin? Arabası dışarıda senin mi? Evet, sen süre içemezsin. Budur sistem. Birçok ülkede gittiği zaman, dört kişi bir meyhane içecek yere gittiği zaman garson sorar, niye içeceksin? Viski, viski. Sürücü hanginiz der? Ben. Tamam. Üç bardak getirir. Çünkü birçok ülkede sıfırdır alkol. Yani alkol oranı %20'ye kadar düşer. Bazı ülkelerde, onu da söyleyeyim, alkole hiç acıma yoktur. Hiç acıma yoktur. Arabayı da alırlar. Çünkü alkolün öldürdüğünü biliyorlar. Biz de içim sürüm. Ne oldu biraz çık içtiyse? Bana bu tepkiler de geldi. Yani ne oldu biraz içtiyse? Biraz dediğinden bir şişeden bahsediyoruz. Şimdi istediği kadar da içebilir ama içtiği yerde konaklısın efendim. Bir otelik ya da bir taksi, yani her şeye rağmen tabii ki toplu taşımada sıkıntı var ama taksi hizmeti de vır 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 geziyor yani trafikte. Şimdi görüyoruz cezaları yani. Cezaları artırmazsanız, yani alkolü sürerken biraz evvel arabaya bağlayın dedim ben. El koyun arabaya. Aynen öyle. Şimdi soru şu, arabayı nereye koyacağız? Bak bunu yetkililer, arabayı ne yapacaksınız? Siz artık 5000 tane araba mı alacaksınız? 50 tane arabayı kilitlediğinizde 51. bulmazsınız zaten. Çünkü millet korkmaya başlar. Doğru. O bir. Başka örnek söyleyeyim dedim. Araba kelepçeleri vardır. Tekerleğe kelepçe takıyorsun, kilitleniyor. Belediye alsın kelepçeyi. Polisten çıktığı zaman alkollü yakalandı diye belediyesini bildirsin. Gitsin belediyesine ki pardon, biz geldik yasa elimizde. Sen alkollü sürdün, cezanı aldın. Arabayı nerede kilitledim sana? Garajda. Garaja git, kilitle. Bir de parasını al oradan. Bir de onu ödesin. Ondan sonra dön alkollü sürücüyü alkol eğitimine gönder. Bakın caydırıcılara sayıyorum. Peki bunları yapacağız da ne olacak? Ne olacak değil. Öbürü sürmeyecek. Bir dakika diyecek babası. Arabayı alıp gidiyorsun. Arkadaşlarına eğlenmeye gidiyorsun. Alkolü fazlasın. 3 ay bu araba durur garajda. Yayan gideriz işe. Sen de okula yayan gidersin. Bakayım ne olur. Gençler hayatını kaybediyor. Önlem nerede? Yani tamam ben bunları saydım, kimsenin hoşuna gitmemiş olabilir. Peki bu işi için, düzenlemesi için devletten görevlendirilen ne düşünür? Onu da sormak lazım. Ben böyle düşündüm. Yanlış, beğenmemiş olabilirler. Daha güzel olabilir. Ne var? Hiçbir şey yok.
Mevcut durum güzel mi? Onu da söyleyen yok. Yani bugün biliyorsunuz yazılı sınav ehliyette yok. Ben 100 defa da söyledim. Yazılı sınav niye yok? Bizim sınav, bizde böyle daha kitap yok çünkü. Kitabı basmıyorlar ki yazılı sınava geçmesinler. Sözlü sınavı herkes bayılıyor biliyorsun. %99 geçiyorlar sınavlardan zaten. Peki dedim, şu andaki sistem bizim uluslararası standarda uygun mu? Cevap yok. Verdiğimiz ehliyette biz bunlara öğrettik mi her şeyi? Cevap yok. Cevap ver. De ki benim verdiğim ehliyet sistemi Türkiye'den daha iyidir de. Dünyayım ben de. Veya ne bileyim ben İtalya'dan daha iyidir de. Ha bana ne bileyim Afrika'nın bilmem ne ülkesini söyleme. Yani söylemeye çalıştım. Bana devlet olarak, bana güven vermen lazım. Devlet vatandaşına güven verir. Ben o güveni bulmuyorum. Ben kendimi yolda güvende hissetmiyorum, açık söyleyeyim. Maalesef. Bir araba geliyor takır takır, sanki de üstümden geçecek, beni geçecek, üstümden geçecek. Arabaya dikiz aynasından bakıyorum. Araba o kadar çok yaklaşmış ki yanıma, en ufak bir kedi atı zaten beni ezecek. O mesafe kuralını mesafe da kuralı çiğniyoruz. Yok. Öyle bir şey yok. Çiğniyoruz. Peki mozaik değişikliğinden bahsetmişken belki en tehlikeli ve en büyük değişimlerden bir tanesi de sadece alkol kullanımı değil, yasaklı madde kullanımının da artış göstermesi. Bunun birçok dezavantajı var. Gençler yani kullanım yaşının çok çocuk düşmesi. Yaşlara kadar düşmesi, farklı bağımlılıklar ve suçu teşvik etmesinin yanı sıra bu mozaiğin değişmesiyle birlikte maalesef bu maddeyi kullanan gençlerin trafiğe çıkma oranı da bir alkol alan sürücü kadar tehlikeli. Bunun denetiminde bir ayrıcalık gözetiliyor mu? Ayrı bir sistem mekanizması var mı? Yeterli denetlenebiliyor mu? Çünkü bu narkotik suçlar da biliyorsunuz. Hatta zaman zaman ben karşılaşıyorum en azından yayaların bile sağlıklı bir insan profilinden çıkıp daha farklı hareketlerle yürüdüğünden anlıyorsunuz. Yani keyif verici bir madde almış, o bir alkol de değil. Bunu çözebiliyoruz. Maalesef toplumun içerisinde, gençlerin içerisinde, çocuklarımızın içerisinde bu kadar tehlikeli ve sinsice giriyor ama trafiğe de giriyor. Bununla ilgili bence bunu da değerlendirmemiz ben lazım. Ben 15 yıl kadar önceden beri sürücülerde alkol testi için çok uğraştım. Ve hep direnç buldum. Yetkililerden de direnç buldum. Devletten de direnç buldum. Sokaktaki vatandaş doğru diyor, devlet hayır dedi. Bakın, yasa tasarısı yapıldığını dediğim yapılır olur. En nihayet 4 yıl önce İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanlığı'nın Sayın Müsteşarı ve Bakanı'nın onayıyla dirençlere rağmen yasa yapıldı. Yasa 10 yıl uğraştım, yasa 1-2 yılda hazırlandı dirençlere rağmen. Ama direnci kimler gösterdi şimdi burada söylemeyeyim. Yani yetkililer de direnç gösterdi. Geçen mecliste bu yasa 20 ay bekletildi. 20 ay bekletildi. En son gazete attığım başlık şuydu. Bütün uyuşturucu kullananlar, milletvekilleri bir teşekkür borcu vardır. Bunu basın duyurusu yaptım. Çünkü dedim yasayı geçirmiyorlar da rahat rahat içip sürüyorlar. Meclise, en son meclise davet edildim. Ben de davet edildim. Yasa tasarısı gündeme getirildi. Bir haftada oradaki komite üzerine tekrar teşekkür ederim. Bir haftada geçirdiler. Oturduk. Önce ben sözü aldım. Dedim ki devletse geçecek. Bu kadar basit. İkincisi bu yoktur diye herkes bir içip sürüyor. Sadece gençler değil. Evli insanlar da sürüyor. Yaşlılar da kullanıyor. Yani bu bir gerçek. Yakalanmıyor. Alkol almıyor. Uyuşturucu alıyor. Yasa geçen Temmuz ayında geçti. Şu anda Mayıs'tayız. 10 ay. Alet malzemeler alınmadı. Yani hala daha bakılmıyor. Sadece bakılan alkol. Alkol bakılıyor. Alkol ama ben uyuşturucu bir madde alarak trafiğe çıktıysam alkol sıfır, yani onun alkol sıfır. Bildiğimden değil, alkol sıfır çıkıyor orada. Tabii. Onun ayrı bir testi var. Yani ben bana polis ne diyor? Buyurun iyi yolculuklar mı diyor? Diyor. Çok çok hasta görüyorsa sizi, çok şeydeyse çünkü kan almak için yasayı uygulamak zorunda kalıyor ama yasa zaten direkt önce test yapacaksın, şüphelisi alacak. Öldüyse sürücü o zaman alkol bakıyorlar. Yani dolayısıyla bunu bakın bu uyuşturucu kullananlar, bağımlılık maddesi kullananlar zaten bu yasaları benden daha iyi biliyorlar. Yani minareyi çalan kılıfını hazırlıyorlar herhalde. Devlet ciddiyetinde bunu caydırmakla mükellef. Şimdi ben tekrar polis genel müdürlüğüne uyuşturucuyla tek mücadele eden birimdir bana göre. Ben buranın vatandaşıyım. Görüyorum. Başka yok. Halbuki uyuşturucunun işte ilkokullara kadar dayandığını resmi açıklamalar var.
Peki. Var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece bekarlar kullanmıyor, evliler de kullanıyor. Bunu hekim olarak söylüyorum. Bilerek söylüyorum. İki tane genç sevgili buluştular. Uyuşturucu kullanıyorlar. Beraber tanıştılar. Evlendiler ertesi gün. Uyuşturucu durur mu? Bu bir bağımlılık. Bitti. Devam ediyor. Bak açık söyleyeyim. Yani biliyorum. Ama neyi biliyorum? İnsanlar bazen doktora gidip de doktor bey biz hamileleri düşünüyoruz ama uyuşturucu kullanıyoruz ne yapalım? Diyenler var. Ha, acı bir durum ya. Acı ama gerçek bu. Polis genel müdürüne tekrar teşekkür ediyorum ama ya bu maddelerin alınması lazım caydırmak amaçlı. Bakın alın da insanları ife çekin demedim. Caydırın, korksun. Ben uyuşturucu alacağım, arabaya binerim. Arkadan bile biri çarpsa bana polis de bu testi yaparsa uyuşturucudan yakalanacağım. Ben mahkemeye çıkacağım. Rezil olacağım. Bakalım kimin oğludur, bakalım kimin babasıdır, bakalım hangi iş yerinde müdürdür gibi millet cayacak. Anlatabilir. Babam duyacak. Annemin babamın haberi yoktu. Şimdi polis pat diye bana bir test yaparsa ve biz bu tehlikeyi o yoldan kaçırmış. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu ülke Yeşilada. Bu ülke turist ülkesi. Öğrenci ülkesi. Anne babalar duyarsa bu ülkede bir şey söyleyeyim mi? Ben Ankara'da yaşayan bir aile olsam oğlumu buraya üniversiteye düşürüm ve her gün örnek veriyorum Kıbrıs gazetesi alıp okuyayım desem. İnternetten bulurum. Her gün uyuşturucu yakalama var içinde. Ben nereye yollayıyorum çocuğumu? Yanlış mıyım? Haklısınız. Bunu ben düşündüğümde başkası düşünmez mi? Herkesin evladı biricik. Tabii buraya yollarken ben üniversite temsil olarak tanıtıma da gittim Türkiye'ye. Aynı benzer sorular geldi bana. Bu uyuşturucu değildi başka sorular geldi. Yani çocuğumuz güvende mi? Nasıl gece saldırı var mı? Evdeki hırsız girer mi? Yok 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 dedik. Bana şimdi gitsen bana da uyuşturucu durumu ne dedi ne diyeceğim? Merak etmeyin ne çocuklar. Siz sorun ne ben söyleyeyim diye. Aynen öyle. Yani söylemeye çalıştığım devlet bütünselliğini sağlamak lazım. Biz uyuşturucu kullananı koruyoruz. Polis genel müdürlüğü vazgeçse yoklamadan tamamdır. Serbest. Peki bu aparatlar yani polisin kontrol etmesi gereken o malzemeler çok mu pahalı da alamıyoruz? Nedir alamamadaki sıkıntımız? Malzeme mi yok? Nedir? Pahalı dediler. Pahalı dediler. Pahalı kişiye göre değişir. İnsan canından... Yani sizin laptopunuz... 20 bin dolar olabilir, benimki 2 bin dolar olabilir. Size göre o ucuzdur, bana göre pahalıdır. Bu şartsa, bakın devletin parası yoktur kabul etmiyorum. Bu hükümet, bu devlette de para var. Nereye harcadı önemlidir. Uyuşturucu testi, malzeme alın dedim. Cezayı ona göre koyun. Uyuşturucu kullananı yakaladığında 10 bin lira para cezası var veya gitsin hapse. Örnek veriyorum. Ondan sana işte 20 tane testin parası çıktı. Ama sen dersen yok zavallıcık uyuşturucu kullandı işte 200 lira versin dersen ceza buyur ben ödeyeyim üstünü. Trafik cezalarından kazanılan paralar bu masraflar için karşılanamaz mı? Ya da çok karşılanıyor mu? Niyetiniz varsa evet ama niyet yok. Ama bildiğim kadarıyla trafik kazalarından elde edilen devletin elde ettiği gelir gene trafik için harcanmıyor. Başka kalemlere gidiyor Maliye, değil mi? Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı istediği şey yapıyor. Bir dönem kamera cezalarından sadece yasa yapılırken, ben de işin içindeyim o zamanlar, dernek olarak görüştürmüyorum. Kamerayı satan insan dedi ki, bu kameradan, yani bu kamerayı siz ödemeyeceksiniz. Kim ödeyecek? Suç işleyenler dediler. Yasa öyle yapıldı. Çünkü kameralar pahalı, ucuz tabii değil. Tabii kendini kamer edecek kendini kamer o edecek. Ve yasalar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Firma kamerayı gönderecek, para almayacak. Bir ay içinde dikeceksin diyor. Üç ay sonra beni ödemeye başlayacaksın. Ve adamlar dedi ki 3 ay 6 ay için bunun parasını toplasın. İnanmadık ama aldık. Ama oldu. Ama oldu. Oldu. Darpane evet. Gibi para bastı. Evet. Darpane gibi para bastı. Kameralar artırıldı. Darpane gibi para bastı. Ve yasa da dedi ki bu kameradan toplanan para önce kamera ödenecek. Geri kalan trafik eğitim ve trafik güvenliği için harcanacak dendi. Ama orada olmadı işte. Şimdi bu yapıldı önce. Bu önce yapıldı. Trafik Hizmetleri Komisyonu harcadığı vesaire İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Sonra ulaştırmaya geçti. Ulaştırmaya geçerken hükümetler değişti. Partiler değişti. Ansızdan o dönemin Maliye Bakanlığı bir yasa değişikliği yaptı. Öncelikle trafiğe harcanacak. Bir kelimecik kodu. 50 tane milletvekili parmak kaldırdı. Ve trafiği öldürdüler. 50 milletvekili parmağı kadar trafiği öldürdüler. Şu anda da para yok trafiğe. Tabi sen kaldırdın parmağını şimdi ne bağırın? Bağırmazlar ya. Bir kelime aslında ne kadar çok ne oldu? Anlamı ifade öncelik ediyor. Ne demektir? Maliye Bakanlığı bakar. Öncelik değil o şimdi diyor. Şimdi kime göre neye göre öncelik sırası? Bu paralarda neler yapıldı onu da söyleyeyim. Bu paralarda şu anda Defkoş Hastanesi'nin önündeki çember o zaman belediye iyi durumda değildi. O çember o parayla yapıldı. Polis genel müdürlüğü devriye motosikletler aldığını son model galiba 10 tane vesaire. 6 tane cip alındı. Anayol devriyesi yapacak diye son model cipler. Bu parayla alındı. İtfaiyeye arabaları kesme aparatları alındı.
Yani daha bariyerler tamiri oradan yapılırdı. Bariyerler biliyorsunuz geçen yıl 1,5 yıl hiç tamir edilmedi. O dönem o paradan takdir ertesi gün tamir edilirdi. Yani o para trafik komisyonunun kontrol altında. Şu anda maliyenin önünde. Tabii o zaman bakan da kendi istediği gibi harcayamazdı. Komisyona, trafik hizmetleri komisyonuna getirdi. Bakın kurulan sisteme. Ne oldu? Trafik hizmetleri komisyonu yok edildi. Denetim istemezler ki herkes istediği yere para harcasın. Yoldaki otlar o paradan temizlenirdi. Evet, basit yani bunları söylüyorum. Takır takır. Şu anda para toplamıyorlar. O başka ayıpları. Bakın açık söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ne gidiyorlar bize para ver işte ona ver, onu yap. Kardeşim sen ceza paralarını toplamıyorsun. Bu vergi değildir, cezadır. Paraları toplamıyorlar şu anda ama cezalar takır takır yazılıyor. Yarın ansızdan toplamaya başladılar. Bir idare değişecek veya oradaki müdür diyecek artık yapalım bu işi. Bir bakarsın bir adamın eline 5 tane ceza birden gelecek. İmzaladı mı? Ehliyet ertesi gün gidiyor. Günahtır. Tuzak mı kuruyorsun insanlara? Dalga mı geçiyorsun? Yoksa bir daha şu var. Birinciyi geçti. Biz bunu hep yaşadık. Gördük. Birinci de yakalanıyor. Polis cezayı getiriyor veya işte şirket cezayı getiriyor. Aa diyor artık dikkat edeyim. Bak bu kadar para dedik. Poran da kaybettik. O cezayı götürmedin mi? Bir daha geçiyor. En son hepsinden sen geçtiydin. Bir bakıyorsun adam aynı kameradan geçmiş. Evinin yolu. Neden sen birinciden söyleyip de durdurtmuyorsun adamı? Sonra getirip de tuzağa düşürmüş gibi ha öde bakalım ha ehliyeti alacağım. Yapma bu devletçilik değil. Ha af çıkarırsan bu daha büyük ayıp. Bu bir suçtur. Vergi değil ki indirim yapasın. Vergi de indirim yap. De ki ben vergi %40 alırım %30'a düştüm. Herkes mutlu olsun. Herkes eşit yaralansın. Bizde af da çıkar. Seyri sefer paraları için biliyorsunuz af çıkıyor. Geçenlerde polis açıkladı seyri sefer. Tabii çıkıyor. Seyri sefer paralarını, polis dedi ki seyri seferi olmayan arabaya alıkoyacağım. Ta ki seyri sefer çıksın. Bir tepki doğdu. Vatandaş aradı bizi. Neden çıkarmadınız diye sorduğumuzda. Zaten af çıkacak diye bekliyorduk dediler. Anlatabildim mi? Demek ki devlet içindeki kurumlarda uyum yok. Herkes bağımsız cumhuriyeti ilan etti. Sistemi baştan inşa etmek. Yani aslında sistemin nasıl kurulacağının formülü gayet tabii net ortada ama işleyen ve yürütülebilir bir sistemi uygulayacak bir zihniyete ihtiyaç var anladığım kadarıyla. İrade. İrade yok. Her şeyin formülü ortada. Aslında tabii olması için de olmaması için de her şeyin nedenleri ve sonuçları ortada. Yapılması gereken de ortada. Ama dediğiniz gibi irade, belki iradeyi ortaya koymak, belki bir disipline koyabilmek, belki yani, öncelikler var ya öncelik dediğimiz küçücük bir kelime evet, ama her şeyi alt üst eden o öncelik sıralamasını doğru belirlemek belki de en önemli soru. Şimdi İhtiyaç. Bu ülkenin bir özelliği herhangi bir aksilik olduğu zaman yağmur yağdı yağmadı. Bunu örnek veriyorum. Yağmur yağdığı zaman işte bakanlık ne yapıyor? Yağmadı kuraklık var bakanlık ne yapıyor? Peki trafikte insanlar ölüyor. 17 kişi öldü 4,5 ayda. Ya yazık günah. Peki ya. Birisi bir bakanlık veya bir başbakanlık veya hükümet veya daire müdürü bu kadar olaylar oldu artık daha radikal önlemleri hazırladık getiriyoruz dedi mi? Kalan sahalar bizimdir Kıbrıs'ta. Üzülerek söyleyeyim. Kalan sahalar bizimdir. İnsan hayatı, insan canı bu kadar kıymetsiz olmamalı. Yani hiçbir yerinde bunu kabul etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi şirin ülke diyorsun, pati pati insanlar yolda ölmekten korktuğu bir ülkeye döndük artık. Uyuşturucu havada uçuyor. Yolda güvenliğim yok. Neyim var? Kusura bakma. Elektriğim zaten gidip geliyor gibi bir örnek vereyim. Suyum zaten istediği zaman kesiliyor. Tamam neredeyim ben? Küçük ülke ambargo var. Dalga geçmeyin Allah aşkına. Yani trafiği düzeltmek ambargo mu istiyor? Elma ile armudu da karıştırmayayım. Yani evet bir takım sıkıntılarımız var. Ehliyet sistemi düzeltmek evet, ambargo mu Allah aşkına? Yok yani işte. Alkole vereceğim ceza ambargo mu aslında? Yabancı geldiği zaman buradaki cezayı duyunca emin misiniz der. Bu kadar basit. Emin misin der. Öyledir deriz. Yani elma ile armudu karıştırmayayım. Karıştırmamak lazım. Ekonomiyi düzeltemeyiz. Katılırım. Kıbrıs meselesi yarın çözemeyiz. Biz çözemeyiz. Tek başımıza çözemeyiz. Eyvallah. İki taraf otursak bile çözemeyiz. 100 tane etken var dışarıdan. Trafiği neden düzeltmiyoruz? Bu bizim elimizde. Kusura bakmayın biz onu da düzeltmiyoruz. Demek ki biz hiçbir şey düzeltemeyiz. Açık söyleyeyim. Bu yaşa geldim. Umudum her zaman vardı. Hala daha yıkılmadım. Yıkılmaya niyetim yok ama her geçen yıl üzülüyoruz. Üzülme artıyor. Bir de gelen tepki azalıyor.
Yani ben 5 sene evvel bunları televizyonda söylesem ertesi bakanlar kurulu toplantıya girerdi veya 10 sene evvel. Şu anda tıs yok. Meclise bütün yasalara davet edilirdik. Polis genel müdürle beraber giderdik. Görüşerek giderdik. Uyum içinde giderdik. Meclis çağırmıyor artık çünkü yasada görüşmüyor. Hiçbir milletvekili ya bu insanlar ölüyor ne oldu diye sorun da yok. Kardeşim milletin vekilisin sen ama ölenin vekili değil ya. Ona mı bakıyorlar? O ağır konuşuyorum artık. Yani o ölen oy vermiyor diye mi bu? İnsan olmanın vicdani sorumluluğuyla hareket öyle etmek hareket en önemlisi. Bu kadar acımasız olduklarını düşünmek istemiyorum. Sadece biraz daha ehemmiyet gösterilmesi gerekiyor. Biz en azından programlarımız boyunca haberlerimizde bunları dile getireceğiz. İnanıyorum bir yerde bir kırılma noktası da yaşanacak. İnşallah. En azından bunun için mücadele edeceğiz. Çünkü vicdanımız rahat olması için bazı gerçekleri de söylemekte fayda var. Ama zamanımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Dilerim bir dahaki görüşmemizde Elif Hanım bu 6 aylık ya da 4,5 aylık süreçte hiç ölüm yaşanmadı ne güzel diye bir güzel haber programı yaparız sizinle. Ben size ve tabii Kıbrıs TV'ye teşekkür ederim. Bu bir kamuoyunun sorunu. Doğru. Bu bir kanayan yara, bu her zaman söylenir. Bu kanayan değil, öldüren yara oldu artık. Dolayısıyla bu hepimizin sorunu. Kimin trafikte kazanın bir özelliği var. Kime, nerede, nasıl olacağı belli değildir. Eğer kazaysa evet, belki trafik cinayetleri diye bunun adını bile değiştirmek lazım. Değiştirebiliriz. Yani belki, artık ona döndü olay. Devletin gücü, yaptırımları artırmak, önlemleri almaktır. Görevi yaptırımları artırarak, pardon, görevi önlemleri almaktır. Bunu yaptırımı yapar, cezamı artırır, eğitimi verir, toplum kampanyalarını düzenler. O onun bileceği iş. Hı. Ama sessiz kalması onay veriyor, çağrıştırıyor. O da beni üzer. Bu tür bir yanlış anlaşılma umarım bir dahaki sefere yaşanmaz diyelim. Evet değerli izleyenler nerede kalmıştı bugün burada noktalıyoruz. Zamanımız bu kadar zira konuşacak şeyler biter mi? Asla bitmez. Hele ki bu konu trafik ve kaybettiğimiz canlar olunca hiçbir şey bir insan canından daha kıymetli değil. Altını çizelim bu vebali, bu sorumluluğu, bu vicdan azabını da yaşamamak için lütfen kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım gerekirse ihbar edelim değerli izleyenler. Kaza başka bir şey ama bir insanın canına kastedebilecek tüm şeyleri yapıp sokağa çıkmak da ayrı bir şey. Buna da lütfen dikkatli olalım. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar hoşça kalın.